Tekrardan bir SOC analist serisi webinarımızla beraberiz. Bugünkü SOC analist serisi webinarımızda açık kaynak kod araçlarla derinlemesine log inceleme nasıl yaparız? Buna değiniyor olacağız. Webinara geçmeden önce ben BGA ile ilgili ufak bir bilgilendirme, bir güncelleme yapmak istiyorum aslında. Hani BGA'yı katılımcıların birçoğu tanıyordur aslında ama bazı noktalarda hani hangi konularda hangi hizmetlerimiz var veya hangi ürünlerle biz hizmet veriyoruz. Bunlara kısaca bir değinmek isterim. Burada danışmanlık hizmetleri başlığı altında sızma testi, işte SOME tatbikatı hizmeti veya işte Active Directory, networking veya e-posta tarafındaki hardening operasyonları, CM tarafında assessment, log ve korelasyon hizmeti, İşte adli bilişim yani forensik hizmetimiz, işte siber hijyen hizmeti gibi aslında hani danışmanlık hizmetlerinde birçok kalemde hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra simülasyon hizmetlerimiz var. Hani bu gibi aslında birçok başlığı şimdi ben tek tek saymayacağım. Özellikle bunu detaylıca sunuma ekledim. Bu gibi başlıklar altında yer alan gerek ürünlerimiz gerekse hizmetlerimiz hakkında hani detaylı bilgi almak isteyen bilgi@bga.com.tr veya bgasecurity.com iletişim sayfası üzerinden bizlerle iletişime geçebilirler. Hani bu kısa girişi yaptıktan sonra ben konumuza geçeyim. Bugünün ajandasında aslında bu bahsettiğimiz open source araçlar neler? Hani bize hangi araçlar gerekli? Bunlara bir değineceğiz. Bu araçlara kısaca hani hangisi ne iş yapar, hangi amaçla biz kullanırız, bunlara bakacağız. Sonra elimizde bir takım örnek loglar var. Bunlar içerisinde biz derinlemesine nasıl inceleme yaparız, buna bakacağız. Devamında ufak bir senaryomuz var. Bu senaryo üzerinde yine elimizdeki loglardan bu senaryoya uygun şekilde inceleme nasıl yapılıyor, buna bakacağız ve karşılıklı diyalog şeklinde interaktifliği arttıracak şekilde de hani önerilerimiz neler bunlara bakacağız aslına bakarsanız. Şimdi bugünkü open source hani konu başlığı açık kaynak kodlu araçlarla dedik. Hani bunun ucu bucağı yok baktığımız zaman. Aslında bugünkü konumuzun konseptinde biz araç olarak Linux'un temel komut satırındaki araçları aslında kullanmayı hedefliyoruz. Hani bunlar birçoğumuzun bildiği araçlar olabilir. Bazılarımız belki bu konuya bir tık yabancı da olabilir ama günün sonunda bu webinarın asıl hedef kitlesi SOC analistler. Başlıktan da belli zaten. Bir SOC analistin de baktığımız zaman hani Linux komut satırına en azından 101 seviyesinde aşina olması ve ona Linux'le ilgili veya Linux'le ilgili olmak zorunda değil herhangi bir formatta bir log iletildiği zaman hani bunları analiz edebiliyor olması lazım. Bu gibi analizleri de Linux'un hani herhangi bir distrosu dağıtımı olabilir. Bu dağıtım üzerinde default'ta hemen hemen burada gördüğümüz birçok komut geliyor zaten. Ekstra bir yükleme yapmanıza gerek yok. Bu komutlarla analiz edebiliyor olmanızı bekliyoruz. Yani bu bekleniyor günün sonunda bir analistten. Biz de hani bu webinar kapsamında bu komutlar neler, biz bu komutlarla nasıl log dosyaları üzerinde analizler gerçekleştiriyoruz, inceleme yapıyoruz. Biraz bunlara değineceğiz. Ben kısaca komutlarımı bir tanıtayım. Burada dosyaların yani bize hani buradaki dosyadan kastımız biraz daha konu özelinde işte log dosyaları olarak ifade edeyim. Log dosyalarının içeriğini görüntüleme noktasında biz Linux'te dediğim gibi default'ta birçok distroda gelen cat komutu veya işte zcat, more, hit, tail gibi komutları kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili zaten webinarın bu arada hani ana konsepti sunum değil uygulama üzerinden gidecek. Sadece bir 5-10 dakika sunum üzerinden yani nelerden bahsedeceğimizi vesaire ben iletiyor olacağım. Hani burada cat komutunu veya more, hit, tail komutunu tahminim birçoğumuz biliyordur ama mesela zcat'in yabancı geldiği kişiler olabilir diye düşünerek zcat'te başında z gördüğümüz ifadeler aslında ziplenmiş yani sıkıştırılmış dosyalar içerisinde işte işlem yapmayı hani cat'in ziplenmiş dosyalardaki zipten açmadan içeriğini görüntülemeye yarayan zcat versiyonu yani cat default'taki hani ziplenmemiş dosyaları, açık haldeki dosyaları görüntüleme aracıyken zcat'te ziplenmiş dosyaları, sıkıştırılmış dosyaları
açmadan yani unzip yapmadan direkt içeriğini görüntüleyebileceğimiz komut. Benzeri hemen bir alttaki grep'in işte zgrep komutu da yine grep dosya içerisinde veri arama yapabilirken zgrep'te sıkıştırılmış dosyalar içerisinde herhangi bir dosyayı ekstrak etmeden arama yapmanıza imkan sağlayan komutumuz. Günün sonunda bu komutlarla biz log dosyasını görüntüleyip içerisindeki verileri arama noktasında bu iki bahsettiğim komutu kullanıyoruz. Devamında bu çıktılar üzerinde bir takım özelleştirmeler veya farklı detaya inme operasyonları gerektiği zaman işte sort gibi verileri sıralama, AVK gibi bu veriler içerisinde daha işimize yarayacak olan işte IP, URL, metot vesaire bunları ayıklama, kat, yine AVK benzeri bu dosya içerisinden veri ayıklama yapmamıza imkan sağlayan bir komut. Devamında da unique'le tekilleştirme, işte WC yani word count komutuyla da kelime veya karakter saydırma gibi hani toplamda işte bir IP'den kaç tane hangi istek gelmiş vesaire gibi durumları bu inceleme kapsamında nasıl yapıldığına bu komutlarla bakıyor olacağız. Şimdi tüm bu komutlara ek olarak hani bizim pipe olarak veya Türkçeleştirildiğinde işte boru ifadesi şekliyle Türkçeleştirdiğimiz bir parametremiz, bir aslında daha doğrusu fonksiyon var. Bu ne iş yapıyor? Hani bu da log incelemesinde olmazsa olmaz kullandığımız, çok sık başvurduğumuz bir özellik aslında. Bu pipe'da şu işe yarıyor. Bizim Linux CLI'ında çalıştırdığımız bir komutun çıktısını, burada işte psaux komutu çalıştırılmış. Günün sonunda bu çalıştırdığımız terminale bir çıktı, output vermesini bekliyoruz. Pipe kullandığınız zaman psaux çıktısı, yani bu komutun çıktısı, burada herhangi bir komut olabilir. Bu komutun çıktısı ekrana yani terminale değil de pipe'dan sonraki gelen işte artık orada komut mu var veya işte başka bir şey mi var ona gönderiliyor. Yani bunu şöyle çizerek belki biraz daha anlaşılır hale getirebiliriz. Şu komutu çalıştırdınız. Bu komutun çıktısı terminale değil de bu taraftaki komuta. Burada bir komut yazılmış. Bu komuta gönderiliyor. Yani biz psaux çıktısı içerisinde bu ne demek? Linux'teki işte proseslerin, bütün kullanıcıların çalıştırdığı, o anki çalışan prosesleri listeli. Bunlar içerisinden biz işte grep bir önceki slaytta ne demiştik? İşte dosyalar içerisinde veya veriler içerisinde string arama yapabilir. Grep komutuyla Netscape ifadesini aramışız. Yani biz psaux çıktısını komple ekrana bastırmak yerine bu çıktıyı grep Netscape komutuna vermişiz. Günün sonunda grep Netscape ile biz PSAUX'ta kaç tane bu ifadenin geçtiğini de bu çıktıyı grep Netscape çıktısını yine pipe kullanarak şurada word count yani WC komutuna vermişiz. WC komutu da bize şunu yapıyor. İşte kaç satır eksi L parametresi line anlamında kaç satır bu ifade geçtiğini bize söylüyor. Yani özetleyecek olursak şöyle ekranımızı temizleyelim. PSAUX komutu çalıştı. Ben pipe'la onu grep Netscape'e verdim. Tekrardan bu çıktıyı da bir pipe daha kullanarak BC-L'ye verdim. Özetle Netscape ifadesinin geçtiği, PSAUX çıktısında Netscape ifadesinin geçtiği kaç satır var? Bunu buldum. Yani buradaki pipe'ın hani şey bir sınır yok. Yani muhtemelen yazılımsal bir sınır vardır ama hani fazlaca kullanabiliyoruz. Ben şu ana kadarki ihtiyaçlarımda o sınıra en azından ulaşmadım. Özetle hani bizim temel komutlarımızın yanı sıra pipe'ı da çok sıklıkla kullanacağız. Bunun da anlamını ve önemini bu haliyle göstermiş olalım. Şimdi devam edelim. Şöyle mouse'u seçeyim. Şimdi biz öncelikle elimizde benim internetten bulduğum örnek web logları var. Bu web logları üzerinden biz benim belirlediğim bazı şeyler var, maddeler. Bu maddelere göre hani derinlemesine bir incelemeyi nasıl yapabiliriz? Uygulamayla beraber yani örnekleriyle beraber başlayalım.
Bu arada bunlar sadece dediğim gibi benim aklıma gelen yazdıklarım. Sizin de şu anda işte web blogları içerisinden şunu nasıl bulabiliriz, bunu nasıl arayabiliriz veya şu analizi nasıl yaparız dediğiniz durumlar varsa biraz daha dediğim gibi uygulamalı olacağı için interaktivitenin de önemi ortaya çıkıyor. Hani sizden gelecek şeylere göre, feedbacklere göre sadece buradaki 5 maddeyle sınırlı kalmayacağız. Siz dediğim gibi sizin ileteceğiniz şeylere göre de daha detay inebiliriz. Şimdi burada en fazla istek yapan IP adresinin tespiti demiş. Ben şöyle CLI'ıma geçtim. Uygulamalar tamamen CLI üzerinden yapılacak. Yani open source tabii ki GUI'si olan bir sürü şey var ama bugünkü webinarımızın kapsamında dediğim gibi bu Linux 101'de kullanılan log inceleme araçlarını değiniyor olacağız. Şimdi öncelikle şurada log dosyalarım var. Ben bir üst dizine gelip şurada web loglarımın olduğu bir dizinim var. Burada web loglarım var. Şimdi burada Apache web sunucusuna ait web loglarımız yer alıyor. Şimdi bu web logları gördüğünüz gibi GZ yani sıkıştırılmış formatta. Hani bunun içeriğinde ben cat komutuyla görüntüleme yapmak istersem hani görüntüleme yapamam. Yani bu sonuçta sıkıştırılmış bir dosya. Hani cat'in şeyi neydi? Sıkıştırılmış dosyalar için kullanımı zkcat'ti. Hani buna alternatif olarak zkcat'i kullanabilirim. Şimdi burada öncelikle önemli olan şey hani elimizdeki log dosyasının içerisinde kaç satır veri olduğunu bilmediğimiz için doğrudan ekrana bastırmak hani bu çok hani şey efektif bir şey değil ama ben sadece bunun efektif olmadığını göstermek için komutu çalıştıracağım. Hani ekrana bastığınız zaman o şey içerisindeki o dosya içerisindeki bütün veriyi ekrana basıyor. Yani bu çok efektif bir kullanım değil. O yüzden bizim öncelikle analiz yapmak istediğimiz, çok pardon, şu şeyi kaldırayım. Analiz yapmak istediğimiz dosya içerisinde kaç satır komut var? Bunu da şimdi ben zkcat'le içeriğini görüntüleyebiliyorum demiştim. Pipe dedikten sonra vc eksiyle yani word count eksiyle satır sayısı yani line anlamında eksiyle tekrardan hatırlatmış olayım. Bunu çalıştırdığım zaman benim access log 2.gz dosyam içerisinde 312.808 satır log olduğunu görebiliyorum. Şimdi biz ne demiştik? Bu dosya içerisinde en fazla istek yapan IP adresinin tespiti. Peki, şimdi ben bunu pipe'tan sonra saydırmaya değil de işte more gibi yani sayfa sayfa bana verileri gösterebilecek. Şöyle açayım. Bakın ilk sayfasını bana gösterdi. Ekranımın kaç satır veri gösteriyorsa ekranım o kadar. Space'e basarak ilerliyorum. Hani burada bu logo gözle bir analiz ediyorum. Yani şöyle baktığım zaman şurada bir IP adresi var. Şurada işte hani herhangi bir veri olmadığı için tre koymuş Apache. İşte burada timestamp, burada isteğin metodu, şurada isteğin URL'i, işte HTTP versiyonu, işte HTTP status kodu, işte byte bilgisi, şurada da user agent bilgisini görüyorsunuz. Şimdi ben istediğim şey, bulmak istediğim şey neydi? En fazla istek yapan IP adresinin tespiti. İstek yapan IP adresi nerede geçiyor? Şurada birinci kısımda. Bunu nasıl şey yapabilirim? Şöyle chatten yazıların büyük olması ile ilgili bir talep gelmiş. Hemen onu hızlıca yerine getirelim. Şöyle text bölümünden şunu biraz daha büyüteyim şöyle. Sanıyorum daha iyi gözüküyordur herhalde. Şimdi zkcat'le dediğimiz gibi bu dosya içeriğini görüntülüyoruz. Pipe'tan sonra bunu ben artık içerisinde arama ve ayrıştırma yapmam lazım. Şu an neler ayrıştırmak istiyorum? IP'leri. Şimdi IP'yi bulmak için ben kat ya da avk komutunu kullanarak sadece birinci sütundaki bu log dosyasının içinde birinci sütundaki IP'leri ayrıştırabilirim.
Bunun için de dediğim gibi cut ya da AVK komutunu kullanabilirsiniz. Cut komutu bir delimiter, yani ayraç parametresi alabiliyor. Yani eksi de delimiter anlamında bir ayraç verebiliyoruz. Ayraçımız ne olsun? Burada baktığımız zaman IP ile diğer verileri arasında bir boşluk var. Ben boşluğu şurada ayraç olarak tek tırnaklar içinde belirtiyorum. Yani buraya boşluk yazdım. Eğer ki atıyorum iki nokta olsaydı, iki nokta üst üste, buraya delimiter olarak iki nokta veya bir CSV file analiz ediyorsak buraya virgül koyabilirdik. Şu an bu log dosyasında benim için en uygun ayraç boşluk gibi gözüküyor. Devamında eksi F ile ben boşluğa göre ayırdığım bu verilerin hangi sütununu göstermek istiyorum. İşte burası birinci sütun, şurası iki, burası üç. Yani aradaki her boşluk benim için bir sütun anlamına geliyor. Sütun numarası burası bir. Yani ben eksi F1 dediğim zaman bunu ekrana şu şekilde bastırdığımda bakın IP adreslerini ekrana basıyor. Şöyle devam edeyim komuta. Şimdi ben bu çıktıyı da günün sonunda en fazla istek yapanı bulmak istiyorum ya. Öncelikle bir sıralamak istiyorum. Günün sonunda bunlar rakamlardan ibaret. Sort default'ta hani rakama göre yine şey yapsa da şöyle rakamsal olarak bize bunları sıraladı. Eksi ne dediğimiz zaman yine nümerik anlamda hani bu şu anda zaten elimizdeki veri sadece nümerik olduğu için buna gerek yok ama dediğim gibi sadece nümerik anlamda bir sıralama yapmak istiyorsanız eksi neyi kullanmanızda fayda var. Sonuçta bunları sıraladım. Şimdi tekilleştireyim. Unique komutu da tekilleştirmeye yarıyordu. Ben sıralama yaptıktan sonra bir tekilleştirme yaptım. Artık bakın bana weblog dosyam içerisindeki IP adreslerini tekilleştirdi. Peki ben en fazla istek yapanı bulmak istiyordum. Hani tekilleştirmek işime hani çözmedi tek başına. Bunun da eksi C yani count. Hani tekilleştirirken işte şu IP adresinden kaç tanesi, kaç tane istek var veya bundan kaç tane satırda geçmiş bunu veriyor. Unique eksi C dediğimiz zaman da bakın yanlarına count'unu yazdı. Şimdi ben yine en fazlayı bulmak istediğim için bu sefer bir nümerik sıralama daha yapmam lazım. Sort eksi N dediğim zaman bu sefer hani sonuçta baştaki rakama göre sıralama yapacağı için tekrardan bunu dedim. Bakın en alta en fazla istek yapan IP adresinin kim olduğunu bulmuş oldum. Yani ben bir dosya içerisinde işte küsür 100 bin tane log dosyam var, log verisi var içerisinde. Burada en fazla istek yapanı sadece ekrana onu yazdırmak istersem de tail eksi bir yani bu çıktının sadece son satırına yani sadece son satırdaki son birinci satırı getir anlamında tail eksi biri buraya verdiğim zaman bakın bunu bana getirmiş oldu. İstersem şöyle tail eksi 10 dediğimde en fazla istek yapan 10 tane IP adresini böyle raporlayabilmiş oldum. Şimdi komutlar zaten genel olarak hep işte başta belirttiğim 5-6 tane komut üzerinden döneceği için hep bu komutlarla haşır neşir olacağız. Belki ilk aşamada dediğim gibi konuya biraz uzak olan kişilere karmaşık gelmiş olabilir. Ama birkaç örnek daha yaptıktan sonra daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi devam edelim. En fazla istek yapılan URL'in tespiti istenmiş. Şimdi burada da ben yine log dosyam içerisinde şöyle zikretle tekrardan bunu mora vereyim veya tail eksi 10 diyerek son bu log dosyası içerisindeki son 10 satırı böyle ekrana bastırabilirim. Yine ben bu dosyam içerisinde az önceki ayraçımı kullanarak yani boşluk kullanabilirim. İşte URL nerede geçiyor? Şurada. Bakın burada kök dizine istek gelmiş. Şurada şu dizine. Hani bunun kaçıncı sütunda olduğunu bulmam lazım boşluğa göre ayırdığım zaman. İşte birinci burasıydı. İki şurası. Üç, dört, beş ve altıncı satır tahminim yanlış şey yapmadıysam. Altıncı sütüne baktığımız zaman biz şeyleri görmemiz lazım URL'leri. Şöyle eksi D diyelim boşluğa göre. Eksi F6 dediğimiz zaman bakalım 6 değil 7 olacakmış. Şöyle 7 yapalım. Bakın URL'leri ekrana basmaya başladı. Yine bunu bu şekilde hani işte bunun içerisinde kaç satır dosya vardı? Şöyle bakalım.
Şöyle VC eksi L diyelim. Hani 312 bin satır şeyi buraya yazdırmak yerine ben bunlardan en fazla olanı istiyorum. Devamında tekrardan bunu bir sıralamam. Sonrasında tekilleştirmem. Eksi C ile de hani en fazla hangisi olduğunu şöyle görebilirim. Yine bunu başındaki count'a göre yani şuradaki rakama göre sıralamak istiyorum. Hani en fazlayı bulmak için. Bakın en fazla istek işte 141.439 tane administrator index PHP'ye gelmiş. Yine bunu tail eksi 10 dediğimiz zaman en fazla isteğin geldiği URL'leri 10 tane URL'i böyle raporlayabiliyorum. Şimdi burada istersen ben hani bu log dosyası içerisinde sadece 7. sütunu yani URL'lerin olduğu sütunu getir dedim ya. İstersem buraya işte 1 virgül 7 yani birinciyi ve 7. sütunu getir gibi katın böyle bir özelliği var. 1. sütun ve 7. sütunu getir diyerek yine böyle kullanabilirim. Şöyle yaptığımız zaman hani en fazla hangi IP'den hangi URL'e istek gelmiş? Bunun 10 tanesini bana göster dediğim zaman en fazla şu URL'e şu IP'den istek gelmiş. İşte bu URL'e bu IP'den istek gelmiş şeklinde bir rapor daha böylelikle çıkarabiliyorum. Şimdi kabaca biz hani cut kullanımını işte zkettir, sort, unique aslında birçok komutu hani bir analiz içerisinde kullanıyoruz. Zaten komutların hani birbiriyle ilişkisi de buradan ortaya çıkıyor. Şimdi biraz daha derine inelim. Web ataklarının tespiti. Şimdi burada hani bu çok geniş bir kavram ama temel anlamda nelere bakılması ve nasıl bakılması gerektiğinden burada biraz bahsedeceğim. Hani sadece buradaki komutlarla bir log dosyası içerisindeki birçok hata bulabildiğimiz gibi hani bulamayacağımız, tespit etmemizin zor olduğu birçok şey de olabilir, durumda olabilir. Yine biz burada log dosyamız içerisinde görüntülemeyi şöyle yapabiliyoruz demiştik. Ben bir web loguna baktığım zaman hani bu web logu ile ilgili işte XSS atağı tespit edebilirim veya işte SQL injection atak var mı diye tespit edebilirim. Bunu nereden yaparım? İşte URL'de SQL injection ifadeleri geçiyorsa buna bakarak ve ben bu ifadeleri search edersem bunu yakalama şansım var. Ben de bunu yapacağım aslına bakarsanız. Şimdi şöyle hani sadece URL'de geçen ifadelere göre arama yapmak istersem öncelikle ekrana sadece URL'leri yazdırmam lazım. Yani şuralarda ben o ifadeleri arayacağım. Şöyle yaparsam aramayı atıyorum ben işte onion ifadesini aramak istiyorum dersem. Bu arada hani bu grep string search yapıyor demiştik. Eksi i parametresi de büyük küçük harf duyarlılığı olmadan yani onion'ın ister u'su ister n'si büyük küçük olsun blok içerisinde bu işe yarıyor. Şuradaki çıktıyı grep'e verdim. Grep de string search yapıyor. Yani onion ifadesini bu log dosyası içerisinde arıyoruz. Burada şöyle tre color diye bir parametre var. Bu o ifadeleri bize renklendiriyor. Bu çıktı biraz daha bizim işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden tre color parametresi de kullanmakta fayda var. Şimdi onion ifadesi hani işte SQL injection saldırılarında kullanılabilecek bir ifade. Şimdi biz burada web atakları tespit etmek istediğimizde onion'ı aradığım zaman ben onion belki şurada user agent'ta da geçiyorsa ne olacak? Bana bunu da buradakini de getireceği için bunu istemiyorum. Ben sadece şu URL'de yani şuradaki veri içinde onion ya da işte select veya insert bu gibi ifadeler geçiyorsa ya bakmak istersem o zaman önce sadece şu URL'i şey yapmam lazım, filtrelemem lazım. Yine cut eksi D boşluğa göre yaptım. Eksi F7 idi benim URL'imin olduğu sütun. Burayı filtreledim. Sadece URL'ler içerisinde grep'le işte select ifadesini arayabilirim. Tekrardan şöyle tıra color dedim. Bakın select geçen ifadeleri bana buldu getirdi. Şimdi ben hani bir SQL injection atak sadece select işte onion vesaire bu ifadelerden ibaret değil. Tek tek bunları aramam zor olur. Haliyle bunları tek satır komutta hani nasıl arayabilirim?
Grep'in eksi büyük E parametresi ya da bu arka planda E-grep komutuna da karşılık geliyor. Yani extended biraz daha gelişmiş search'ler yapabiliyorsunuz. Anlamı bu. Burada istersen ben yine büyük küçük harf duyarlılığı olsun. Şurada işte select ifadesini, işte onion, işte concat, işte insert bu gibi ifadeleri böyle tek tırnak içinde aralara veya operatörü koyarak işte bu veya bu veya bu böyle bir search'te yapabilirim. Bakın bana içerisinde select geçenleri de, onion geçenleri de tek bir komutta hepsini çıktı olarak verdim. Hani buna tretre color dediğimiz zaman getiriyorum. Onu da beraber görelim. Aynen. Burada da tretre color bize bu ifadeleri böyle renklendirerek çıktıyı analiz etmemizi daha kolaylaştırıyor diyebiliriz. Özetle burada ek olarak ne öğrendik? Grep'in extended yani biraz daha gelişmişi E-Grep'le biz işte veya operatörüyle hani daha bunu zenginleştirebiliyoruz. Daha zengin kullanabiliyoruz. İlerleyen uygulamalarda yine E-Grep'in işte regex kullanımına vesaire de bakıyor olacağız. Hatta hani şu an web ataklarını şey yapıyorken bakıyorken hani biz şu an işte SQL injection olanları burada gördük. İstersek şey yapabiliriz. Yani bunlardan hangisi 200 almış, hangisi işte 300 almış, 400 almış buna bakabiliriz. Şurada F7 değil de logumuzun içinden hemen bir bakalım. Şey nerede geçiyor status kodu? Status kodu da şurası 7, 8, 9 olması lazım. Şöyle bakalım yanına bir de 9'u yazdıralım. Şöyle virgül 9 dedim. Şöyle yazdırayım. Bakın yanına 200 alınanlar da var. Yani bu uygulamasal bir hata yoksa işte bu istek gelmiş ve 200 almış. Ben istersen bunun yanına IP adresinde, IP'de birinci sütundaydı hatırlarsanız. 179'u yazdırdığım zaman bakın kimin ne aldığını buradan işte şu IP adresi şuraya işte onion select ifadeleri olan bir istek göndermiş ve 200 almış. İstersem sadece burada bu çıktıyı grep'le 200'e verebilirim. Hani atıyorum URL'de 200 ifadesi geçer o da bu filtreye girer düşüncesindeyseniz şöyle boşluk 200 deyip sadece 200 geçenleri biraz daha daraltabilirsiniz. Bakın böylelikle hani sadece 200 almış istekleri ne yaptık? Göstermiş olduk. Hani burada duplicated kayıtlar var gibi. Bunun da önüne geçmek için ne yaparız? Bunu da unique'e veririz ve bunların da öncelikle sıralama yapmak, sonrasında unique'e vermek gerekiyor. Bunların da tekilleştirilmesini sağlayabiliriz. Bakın tekilleştirdiğimiz zaman daha hani sade bir çıktı almış olduk. Yani hangi IP adresi, hangi URL'e gitmiş ve 200 almışın çıktısını bu sayede görmüş olduk. Şimdi Extended Grep'ten bahsetmiştik. Yine web ataklarında Extended Grep'i regex ifadeleri yani regular expression ifadeleri kullanarak da web ataklarının tespitinde bu komuttan faydalanabiliyoruz. Yine burada sadece IP ve URL bilgisi kalsın. Şöyle IP ve URL bilgisi kalsın. Devamında ben Extended Grep'le şöyle bir şeyde bulunabilirim. Mesela işte nokta exe diyeyim ve sonuna dolar koyayım. Şöyle çalışacaktır diye düşünüyorum. Hani URL'in sonunda yani şurada işte null artı eksi eksi artı var ya URL'in sonunda nokta exe ile bitiyorsa mesela buna bakıyor. Şöyle gönderelim. Bakın nokta exe ile biten bir sürü şey var. İstek gelmiş işte şu IP adresinden veya farklı IP'lerden. Ben burada atıyorum Lumberjack işte bla bla exe'si var. Hani bunu istersem exclude edebilirim. Yani grep bu sefer grep'i hep biz bir şeyi aramak için kullanıyorduk ya. Yine bir şey arayacağız ama o aradığımızı ekrana getirmesin. Yani exclude etsin istersek eksi v parametresini kullanıyoruz. Eksi v dedikten sonra işte lumberjack ifadesini buradan exclude ettiğimizde bakın bu seferki çıktı da bana sadece lumberjack haricindekileri getirdi. Yani
İşte Fox Web Exe çağrılmış ya da bakalım işte WA Exe çağrılmış, Root Exe, CMD Exe. Hani ben aslında bir atağın yine bu şekilde nasıl gerçekleştirildiğini, yine istersem yanına status kodunu da ekleyerek şey yapabilirim. Bu çıktıyı zenginleştirebilirim. Özetle hani web ataklarının tespitinde bizim öncelikle hangi ifadeleri arıyor, aramamız gerektiğini iyi biliyor olmamız lazım. Bu işte atak tespiti anlamında web loglarını analiz ederken bu ifadeler önemli. Hani bir SQL injection veya işte bir XSS atak paterni yani binlerce belki on binlerce farklı şekliyle olabilir. O yüzden bunları bilerek analiz yapıyor olmak lazım. Öncelikle işe hani en fazla hangi URL istekler gelmiş, hangi IP'lerden gelmiş bunlara bakarak ilerlemek her zaman bizi olayın daha böyle hani şey noktasına, kilit noktasına götürecek unsurlardır diyebiliriz. Şöyle sunumumuza geri gelelim. Devamında işte post istekleri ya da işte get ve post harici hangi metotlar kullanılmış bu gibi detaylara bakacağız. Burada post isteklerini özellikle belirttim çünkü günün sonunda biz şöyle bir web loguna baktığımız zaman burada isteğin metodu yazıyor. İşte get'ler var. Bakalım post işte farklı şöyle karşımıza farklı bir şey bulabilirsek. Yani burada get, post, işte options, feed, put bu gibi metotlar yer alıyor. Şimdi dosya kalabalık olduğu için farklı getiremedim ama zaten şimdi onun analizini yapacağız. Burada belirtmek istediğim detay şu. Hani biz get'le yapılan isteğin zaten hangi URL'e yapıldığını burada görüyoruz. Ama post'la yapılan isteğin URL'ini görürken bizim web sunucumuza post edilen o datanın içeriğini burada görmüyoruz. O yüzden biz logunu incelediğimiz web sunucusundaki isteğin metoduna göre get mi, post mu veya işte put mu bu metoda göre de bunu yorumluyor olmamız lazım. Yani postla işte slash administrator dizinine yapılan bir istek hani şüpheli değildir demek çok yanlış bir şey olur. Çünkü postla bize payload kısmında ne gönderdiğini hani orada bir atak vektörünün payload'ı mı var ne var onu bilmiyoruz. Çünkü onu logda görmüyoruz. Hani postla yapılacak bu gibi analizlerde hani post görüyorsak burada neye bakılabilir? Şuradaki size'a işte içeriye ne kadar büyük miktarda bir veri gönderildi vesaire ona bakılabilir. Yine status kodu burada önem arz ediyor. İşte başarılı olmuş mu olmamış mı veya işte bir 500 hatası yani server error'la ilgili vesaire bir hata alınmış mı alınmamış mı o detaylar bakılabilir. Sadece web logu analizinde bu logları analiz ederken hani her ne kadar konu şeyi olmasa da bu detaya da dikkat çekmekte fayda var. Şimdi burada işte en fazla hangi istek ya da get ile post harici istek var mı onları bir bakalım. Tekrardan zket ile ekrana bastırırken biz ne yapabiliriz? Grep ile şöyle çift tırnak get. Şunu arayabiliriz. Şöyle yapalım. Daha detay olsun istiyorsak şu başına sonuna boşlukları da koyalım ki hani şurada get ifadesi geçiyorsa onu bizim search'ümüzün içine yer almasın diye doğrudan şu kadarını buraya aldım. Hop. Bir yerde sanıyorum bir hata yaptık. Şöyle baştan alalım. Pipe. Bunun çıktısını grep'e verdik. Grep'le şöyle get dedim. Buraya da verdim. Bakın sadece get'leri getiriyor. Ben grep'in eksi v parametresi ne yapıyordu? Get'leri getirme demek. Yani exclude etmek. Bakın get'leri getirme dediğimde hep postları görüyorum. Postları da exclude dediğim. Bunun da çıktısını tekrar grep'e veriyorum. Yine eksi v ile şöyle post ifadesini buraya yazdım. Bunu da exclude ettim. Bakın geriye heed'ler kaldı, options'lar kaldı. Hani tek tek bunları şey yapmak istemiyorum. Ne olduğuna bakmak istemiyorum. Ne yapacağım? Hani sadece bunları göstermek istiyorum. Hemen cut'la tekrardan boşluk delimiter'ı uygulayıp yani tahminim 5'te mi ya da şu eksi d boşluk f5 diyelim. 5 değilmiş. 6'da mı yer alıyor?
Aynen. Altıncı sütunda benim metotlarım var. Bunları da tekrardan sıralayıp şöyle unique XC deyip hangi metottan kaç tane istek gelmiş burada görüyoruz. Bazı loglar dediğim gibi hani örnek bulduğum yerdeki hatadan kaynaklı şey olabilir. Formatı kaymış olabilir. O yüzden şunları görüyor olmamız bundan kaynaklı. Ama biz burada işte put metodunun kullanıldığını görüyoruz. Mesela iki tane işte küsür 100.000 tane verinin içerisinde iki tane put metodu kullanılmış. Mesela bunu incelemek lazım. Hemen bunu incelemek için ne yapıyoruz? Yine ben bu log dosyası içerisinde grep şöyle put deyip aradığım zaman bakın o iki satırı hızlıca bana getirdi. İşte put metoduyla ben şuraya bir veri göndermişim veya göndermeye çalışmışım ya da buraya göndermeye çalışmışım. Zaten burada aldığı statüsün 405 olduğunu görüyorsunuz. Hani özetle bir web logunun analizinde biz bu başlangıçta bahsettiğimiz komutları nasıl kullanıyoruz? Bunları örnek uygulamalarıyla beraber görmüş olduk. Şimdi yine internet üzerinde bulduğum bir enfekte olduğu düşünülen Linux makineye ait authentication logları var elimizde. Hani senaryo basit ama önemli olan burada bizim senaryonun basitliği ya da zorluğu değil. Şu komutları log analizi yaparken nasıl kullanırız, nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunu şey yapıyor olmak, biliyor, öğreniyor olmak. Bu enfekte olduğunu düşündüğümüz bir Linux makinede hani bu sistemin ele geçirilip geçirilmediğini bilmiyoruz. Yani sadece hani şeyimiz bu yönde. Hani bu makinenin ele geçirilebileceğini düşünüyoruz. Bir analiz yapılması isteniyor. Böyle düşünelim. Yani bize var log dizinini göndermişler. Makinenin de işte port 22'si yani SSH portu dışarı açık, işte web portu dışarı açık. Hani biz bu sistemin ele geçirilmediğini analiz edelim istiyorlar. Hemen o logların bulunduğu dizine gidelim. Burada bizim makineye ait authentication loglarımız var. Yani bu dışarıdan makineye SSH ile erişildiği zaman veya işte konsoldan erişildiği zaman makinedeki başarılı başarısız giriş loglarının tutulduğu log dosyası. Şimdi ben bu dosya içerisinde hani hiç daha önce bu dosyayı görmemiş, içeriğini bilmiyor. Hani bir logon failure olduğu zaman arkada nasıl bir log oluştuğunu bilmiyor bile olabilirsiniz. Hani bunun için hızlıca şunu yapabilirsiniz. Yani sonuçta her ürün, her uygulama aynı formatta bir logon failure üretecek diye bir kural kaydı yok. Zaten böyle bir dünya da yok. Haliyle bunu hiç bilmiyorsanız aynı makine üzerinde veya benzer bir makinede hemen siz bir logon failure logu oluşturup o logun içinde hangi ifade geçiyor? İşte logon failure mı geçiyor veya failed password mu geçiyor? Failed password mu geçiyor? Veya password yazmaz, passvd yazabilir. Hani bunu hızlıca sizin biliyor veya şu log dosyasının içeriğine baktığınız zaman şöyle biraz göz gezdirip işte bir failed aktivitesi olduğu zaman ne gibi bir log basıyor? İşte şurada görüyoruz mesela. İşte devam edelim bu terminalden yapılan bir şeydi. İşte biz SSH'tan şüphelendiğimiz için SSH üzerinden gelecek işte şeylere bakıyoruz, loglara. Bakın başında işte SSH prosesinin olduğu zaten yazıyor. Böyle devam ederek hani bakın şurada SSH'tan accepted password for user 1 deyip işte şu IP adresinden başarılı bir SSH giriş yapıldığının logunu tespit ediyorum. Yani logları ezbere zaten hiçbirimiz bilmiyoruz. Her sistemin log formatı farklı. İşte Windows'da bu farklı, Linux dağıtımlarında bile farklılık gösteriyor. İşte switch'lerde farklı, firewall'da farklı. Ben elime bir tane burada accepted password for işte username yazan ve from'dan sonra IP geçen bir ifade yakaladım. Hani bunu cebe attım. Devam ediyorum şöyle gözle analiz etmeye. Hani bir tane de failed ifadesi aramaya çalışıyorum. Hani SSH üzerinden failed alınmış. Hani baktığımız zaman böyle liste uzuyor gidiyor. Hani bulamadım. Ne yapacağım? Hani olaya tamamen yabancı bir gözle bakıyorum. Şu dosyanın içeriğini şöyle ekrana bastırmak yerine ketle hemen grep eksi i yani büyük küçük harf olmadan bir fail ifadesini arayayım. Bakın fail'i aradığımız zaman işte PAM yani Unix'in authentication modülü, pluggable authentication modülünden gelen failure'ları gördük. İşte burada failure oluşturan IP burada yazıyor. Veya işte failed password for invalid user yani olmayan bir user'la deneme yapıldığının logu bu şekilde. Ya da olan bir user bulalım. İşte şurada
Failed password for root from işte şu IP adresinden gelmiş. Yani önce aslında bizim log dosyasını anlıyor olmamız, okuyabiliyor olmamız lazım. Bunu okuduk. Yani ben işte bir root kullanıcısına, yani sistemde hali hazırda olan bir kullanıcıya yanlış parolayla giriş denemesi yapıldığı zaman SSH'ın servisinin bana verdiği log buymuş. Bunu buldum. Hemen burada şu ifadeyi şöyle alıyorum, kopyaladım kendime. Yine bunu tamamen ekrana yazdırırken fail değil de şöyle tırnak içerisinde arada boşluklar olduğu için direkt bunu şöyle arayabilirim. Bakın bana bu sunucu içerisinde hangi zaman işte hangi IP adreslerinden yanlış parola denemesi yapıldığının bilgisi geldi. Şimdi bunu ayıklamaya başlayalım. Zaten ararken sadece root from dediğim için sadece root kullanıcısına bakıyorum. Hani başka kullanıcılar da olabilir tabii. Sisteme girip baktınız hani başka hangi kullanıcı varsa SSH'ı açık olan onları da tabii burada aramak gerekir. Biz şu anda root'la ilgileniyoruz. Sadece root loginlerini araştırıyoruz ve root'a failed password deneyenleri böyle bulduk. Peki yine burada bir IP analizi yapalım. Hani en fazla hangi IP adresinden bu gelmiş? Yine burada da hani şey aynı olacak ama katın eksi d parametresi yani delimiter ile yine boşluğa göre bir delimiter belirleyeceğiz. Ve şu IP adresi kaçıncı şeydeyse sütundeyse şöyle hızlıca bakalım. 11. gibi gözüküyor yanlış saymadıysam. Şöyle eksi 11, eksi f 11 dediğim zaman 11. sütundaki verileri yani IP adreslerini yazdırdım. Devamında bunu ne yapıyoruz? Sırala. Sonrasında tekilleştir. Eksi c ile yani kaç tane olduğunu da eksi c ile saydırıyoruz. Bunu enter'a bastık gönderdim. Bana IP ve o IP'den kaç kere failed password işte root kullanıcısı için alındığını gösteriyor. Bunu da tekrar sıralıyorum. Bakın en fazla bu IP adresinden gelmiş. Devamında işte bu denemiş, bu denemiş gibi. Hani şunlar bariz bir atağın habercisi. Yani birisi gelip de işte şu dosyanın en başına ve en sonuna bakalım. İşte cat, outlook, işte en başına heed ile bakıyoruz. En başıncı satır burası. İşte tail'le de en son satırına bakalım. Yani dosya 16 Mart'taki loglardan işte Mayıs'ın ikisine kadarki logları toplamda kaç satır log varmış burada ona da bakalım. Toplamda 102 bin küsur satır log bulunuyormuş. Hani geniş bir aralık, geniş bir aralık olsa da baktığımız zaman işte Nisan, Mayıs yani 1,5 aylık bir periyotta şu sayılar logon failure anlamında oldukça fazla. Ve birinin baktığımız zaman eliyle bir IP adresinden gelip bu kadar failure denemesi normal gibi durmuyor. Şimdi bunları bu gözle değerlendirerek incelemeye devam etmemiz lazım. Hani bu IP adreslerinden başka neler olmuş buna bakılabilir. İşte bu nasıl olacak? Yine cat'le şöyle devamında grep deyip direkt şu IP adresini arayabiliriz. Şöyle şuraya yine arada özel karakterler nokta boşluk gibi olduğu zaman grep'i şöyle tek tırnak veya çift tırnak içerisinde kullanırsanız daha doğru sonuçlar verir. Bakın sadece bu IP adresinden gelen logları listeledim. Hani bunlara bakılabilir. Bunun günün sonunda mesaj şurada. Failed password for invalid user diyor. Bakın başka kullanıcı isimleri için de denemiş. Sadece root için denememiş. Yani muhtemelen elinde bir username ve password listesi var. Bu listeye göre deniyor. Slide'a geri gelelim. Hani bu sistem ele geçirilmiş mi? Evet ise ne zaman? Şimdi burada bizim en son şu çalıştırdığımız komutu açalım. Hani bir brute force atak denemesi var gibi. Yani hani burada zamana bakmak lazım tabii şeylere. Ona da bakacağız ama günün sonunda en fazla failed password alan bunlar bu sistem ele geçirilmiş olabilir. Ben şu IP adreslerinden başarılı bir giriş var mı diye bakmak istiyorum. Şimdi bunu da tekrardan cat outlook az önce yaptığımız gibi şuraya bu IP adresini yazayım. Hatırlarsanız ilk başta şey görmüştük. Hani başarılı girişlerin ifadesi accepted password diye geçiyordu. Şöyle
Yine bunu hatırlamakta atıyorum zorlandık diyelim. Eksiğiyle büyük harf miydi, küçük harf miydi bilmiyoruz. Şöyle accepted diye arayalım. Bakın bu IP adresinden accept password işte for root from IP adresinden gelinmiş. Yani bu adam şu kadar yanlış giriş denemesi yaptıktan sonra çeşitli zamanlarda işte 19 Mayıs'ın işte çeşitli saatlerinde Nisan'ın çeşitli saatlerinde başarılı giriş yapmış. Yani biz buradan şunu anladık. Hani bu adam bir deneme yapmış ve bu deneme sonucunda başarılı olarak giriş yapmış gözüküyor. Şimdi burada devamında bir güvenlik ihlali var gibi gözüküyor. Hani bunu otomatize araçla mı yapmış yoksa hani manuel mi yapmış? Yani şuradaki kanıtlara bakılırsa otomatize yaptığı gözüküyor zaten. Ama yine de bunu hani bu failed password'leri alırken ki zaman aralıklarına da bakmak lazım. Gün sonunda logumuzun içinde zaman aralığı şurada yazıyor görüyorsunuz. Hani saniye hariç diğerlerini alacağım. Onu da şöyle analiz yapabiliriz. Hani bu IP adresinden bu IP adresini süzdükten sonra sadece içinde yine failed password'leri alalım. Şöyle failed password'leri. Burada da zaman olarak sadece bu sefer delimiter'ımız 2 nokta olsun. Şöyle 2 noktaya göre şuraya kadarki kısmı almak istiyorum. Yani delimiter'ı ben 2 nokta verdiğim için, 2 nokta üst üste verdiğim için burası 1, şurası da 2 oluyor. Yani ben eksi f 1 ve 2'yi al dediğim zaman bana şuraya kadarki kısımları getirmesini bekliyorum. Çalıştıralım. Bakın oraya kadarki kısımları getirdi. Yani bu IP adresinden atıyorum şu tarihte 8.39 dakikası içerisinde kaç tane deneme yapmış? Hani bunu elle yapmak zaten çok mümkün değil. Bu bariz otomatize bir araçla yapılan bir işte brute force denemesi gibi gözüküyor. Şuradaki countlar bize bunu gösteriyor. Yani ben buradan sadece şu zaman dilimine bakarak bu IP adresinden gelen isteklerin otomatize bir araçla logon failure oluşturduğunu da anlamış oldum. Şimdi logon failure oluşturan sadece bu IP adresi yok elimde. İşte root kullanıcısıyla bu IP adresleri ne yapmıştı? Logon failure oluşturmuştu. Şimdi ben burada logon failure oluşturan en fazla işte şuradakiler yani 10 tane diyelim en fazla 10 IP adresi için hangileri success almış bunu görmek istiyorum. Şimdi bunun için yine şöyle cat şey yapalım hani şuraya kadarki kısım tamam yani zaten sadece IP adresleri bana lazım. Devamında yine şöyle bir sıralayalım. Sonra bunu saydıralım şöyle bir bakalım hangisinden kaç tane. Devamında yine bu da şöyle olsun. Yani tekrardan şu aynı ekrana geldik. Burada sadece IP'leri kullanmak istediğim için şu başındaki count'u kaldırmam lazım. Örnek olması açısından bu sefer AVC'ı kullanalım. AVC. İşte AVC'ın da kullanımı şöyle. Yine AVC bu arada çok gelişmiş bir komut. Hani sanki bir programlama dili gibi içerisinde birçok fonksiyon var. Hani default kullanımında bu da boşluğa göre. Buradaki boşluk bir tab boşluğu da olabilir. Farklı bir size'daki boşluk da olabilir. Default'ta boşluğa göre şey yapıyor ve içerisinde süslü parantezin içerisinde print işte dolarla birinci sütunu mu ikinci sütunu mu yazdırayım diye böyle şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bakın sadece artık count'a göre sıraladığım IP'leri sadece IP ekrana yazılacak şekilde bir çıktı elde ettim. Buradan da devamında tail eksi 10 deyip en fazla brute force atak yaptığını düşündüğüm son değil IP adresi yani en fazla brute force yapan IP adreslerinin 10 tanesini listeledim. Şimdi ben bunu yine Linux CLI'ında bir döngüye sokuyorum. Şöyle satır satır okusun. Devamında şunu yaptıracağım. Ben tekrardan bu out.log dosyasını oku. İçerisinde de accepted ifadesinin geçtiği şeyi arayayım. Şöyle nokta log'dan sonra görev şunu yazdıktan sonra tekrar açıklayacağım.
Accepted ifadesi yeterli olur şimdilik. Sonra şöyle bunu da grep'le şöyle şey yapalım. Gelen IP'leri orada grep diyelim. Sonra done diyeyim. Yazma bittikten sonra anlatacağım dediğim gibi. Sonra bunu da bu çıktı şimdi bize neyi sağlayacak? Şöyle bir bakalım. İstediğim çıktıyı elde ettim. Şimdi burada şunu yaptım. Ben out.log dosyası içerisindeki failed password for root from geçen ifadeleri buldum. Bu ifadeler içerisindeki sadece IP adreslerini listeledim. Bu IP adreslerini bir nevi parse ettim. Nasıl bir parse? İşte en fazla bu ifadeye sebep olan IP adreslerini 10 tanesini listeledim. Şuraya kadarki kısım bize bunu veriyor. Yani şu yukarıdaki çıktıyı. Devamında bu IP adreslerini tek tek oku. Yani şuradaki while döngü bu işe yarıyor. Hani bu IP adreslerini tek tek oku. Bunları cat'le daha doğrusu bunları oku. Devamında cat outlog diyerek outlog dosyasını yani şu authentication log dosyasını tekrar okuyup bunun içerisinden grep'le accepted ifadesini arayıp yine bunun içerisinde de şu dolar grep dolar line dediğim bu IP adresleri geçiyorsa'ya bak dedim. Yani biraz karmaşık olmuş olabilir ama günün sonunda özetle şunu yaptık. Yani brute force atak denediğini düşündüğümüz IP adreslerinin en fazla 10 tanesinden hangileri başarılı giriş yapmış? Bu çıktı bize bunu veriyor. Ben istersem devamında bunu yine bu çıktıyı da işte cat eksi d deyip şurada sadece IP adreslerini görmek istiyorum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Yine 11. sütun. Şöyle 11. sütunu şey yaparsam. Bakın brute force deneyen şu IP adresleri. Bunu yine sıralayıp şöyle hangisinin kaç tane giriş yaptığını, başarılı giriş yaptığını böyle bulabilirim. Yani şu IP adresi İşte kaç tane şey denemişti? 1560 tane yanlış giriş denemesinden sonra 4 kere başarılı girmiş. Yani şu log dosyası içerisinden ben Linux komutlarını kullanarak aslında şunu elde ettim. Hani en klasik bildiğimiz CM korelasyon kuralımız var ya. İşte şu kadar süre içerisinde şu kadar yanlış giriş denemesinden sonra şu kadar süre zarfı içerisinde aynı IP'den başarılı giriş olur sayı. Bir nevi burada open source Linux komutlarıyla simüle etmiş olduk diyerek ben uygulamamızı sonlandırayım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdi chatte bayağı bir soru var sanıyorum. Şöyle chat'e geleyim. Sorularınızı sorabilirsiniz. Soruları alayım şöyle. Sunumlarımızı biz bütün sunumları akademiden ve artık YouTube ekranından da paylaşıyoruz. YouTube'dan da paylaşıyoruz. Oradan izleyebilirsiniz. Şu an analiz ettiğimiz tool nedir? Hani bunlar Linux'un komutları. Her Linux dağıtımında dediğim gibi default'ta olan komutlar. Herhangi bir open source third party bir tool kullanmadık. Hani webinarın amacı buydu zaten. Bugünkü amacımız buydu. Komutlar ekranın altında kalıyor demiş bir kişi ama hani sanıyorum daha öncesinde simüle etmiştik. Öyle bir problem olmaması lazım. Sanıyorum hani tam ekran şey yapmadığınız için. Bir de Q&A kısmına bakalım. Bir soru var ama çok şey yapamadım. Yani biz hem SSH logu hem de web logunu analiz ettik. Yani gün sonunda elimizdeki log dosyası neyse ona göre şey yapabiliriz bunları. Bu komutlarla analiz edebiliriz. Yani komutların şeylerle bir ilgisi yok açıkçası. Log dosyalarıyla bir ilgisi yok. Tekrardan chat'e bakayım.
Log analizlerini ya da atak tespitlerini herhangi bir SIEM tool üzerinde de anlatabilir misiniz ileriki senaryolarda? Yani olabilir tabii ki. Son tekrar Q&A'ya bir daha bakayım. Cevaplamadığım bir soru kalmadı gördüğüm kadarıyla. Ben teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için, katıldığınız için. Feedbackleriniz bizim için önemli. Hani sonraki webinarlarda sizden gelecek feedbackleri özellikle değerlendiriyor ve ona göre yön vermeye çalışıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Hani biraz uygulamalı ve tamamen hani CLI'dan bir webinar yapmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Herkese kolaylıklar, iyi günler.